Bir Ahmet Selim şimdi orada. Stadın orada Başakşehir'de. Hı hı. Hem İrfan Can meselesi, Fenerbahçe boyutu var. Hem Okan Buruk'un ayrılış sebebi var. Nedeni var. Bunu bir soralım Ahmet Selim Kula. Teşekkürler Aykut İnce. Ben hemen kameranın önünden çekileceğim. Gerçi futbolcu gelmiş. Şu anda biz Başakşehir Stadı'nın önündeyiz. Burada tabii hem Başakşehir'de sıcak gelişmeler var, hem Fenerbahçe ile ilgili sıcak gelişmeler var. Okan Buruk'la yollar ayrıldı. Kendisi hala içeride. Futbolcular da akşam antrenmanı için yavaş yavaş buraya geliyorlar. Tabii bir vedalaşma olacak doğal olarak. Futbolcular teknik direktörleriyle vedalaşacaklar. Daha sonra Okan Buruk da buradan ayrılacak. Onu da belirtelim. Tabii burada neden buradayız? Asıl sebep Fenerbahçe bugün İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehirli yetkililerle görüşmeye gelecekler. Normalde görüşmenin burada statta yapılması planlanıyordu ama tabii biz burada medya mensupları olarak bekliyoruz. Bundan dolayı son dakika değişiklik olma ihtimali de mümkün. Görüntü vermek istemezlerse eğer bunu yerini değiştirme ihtimalleri de var ama normal şartlarda beklediğimiz yaklaşık 1-2 saat içerisinde Fenerbahçeli yetkililerin buraya gelip Başakşehirli yetkililerle görüşmesi şeklinde Fenerbahçe sözlü olarak teklifini sunmuştu. 8 milyon euro artı Deniz Türüç teklifinde bulunmuştu. Bunu biz de paylaşmıştık izleyicilerimize. Bu teklifin detayları burada konuşulacak. Tabii ki farklı detayları da olacak bu teklife yönelik. Daha sonra Başakşehir'in tabii ki bu konuya yanıtı önemli hale gelecek. Başakşehir aslında 12 milyon euro artı sonraki satıştan pay düşündüğü teklif beklentisi bu yönde ama İkinci olur verebileceği ihtimal yine ciddi bir bonservis artı bir oyuncu takası ama sadece bir oyuncu takasına sıcak bakıyorlar. Bu anlamda bugün hareketli bir gün olacak. Biz de burada takip etmeyi sürdürüyoruz. Fenerbahçe İrfan Can transferini gerçekleştirme ihtimali ciddi, yüksek. Başakşehir'de bu oyuncuyla yollara ayrılma ihtimali var istediği paraları bulursa. Bu anlamda kritik bir görüşme olacak arkamda gördüğünüz stadyumda. Ama tekrar edeyim, biz burada bekliyoruz. Bundan dolayı tabii ki bu görüşmenin yeri de değişebilir. Forvet takviyesi peki? Forvet takviyesi Aykut İnce tamamen artık Sisse veya Ademi'den birisinin ayrılmasına bağlı. Bu iki oyuncuyu da Süper Lig'den isteyen kulüpler var. Hatta azımsanmayacak derecede talipleri var. Ama iki oyuncu da Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakmıyorlar. Bu anlamda forvet takviyesi biraz aksamış durumda ama Çaykur Rizespor maçının kadrosunda bu iki oyuncudan birini görmeyebiliriz transfer görüşmeleri sebebiyle. Böyle bir şey olursa da ve ayrılıkları kesinleşirse Fenerbahçe 6 aylığına bir oyuncu kiralayacak. Ama eldeki oyuncularını da tabii ki kaybetmek istemiyor moralmen. Hani transfer olmazsa oyuncuları kullanmaya devam edecek sonuçta Fenerbahçe. Bundan dolayı sarı lacivertli yetkililer bu transfer konusunu çok böyle derinden daha titiz bir şekilde götürüyorlar. Bu anlamda biz de bir adaya ulaşamadık açıkçası. Şu anda Fenerbahçe bu oyuncuyla net bir şekilde ilgileniyor diyebileceğim bir aday yok. Bunun sebebi de dediğim gibi transferin ayrılacak oyunculara bağlı olması. Fenerbahçe'den ayrılan olursa bir kiralık forvet de gelebilir. Yoksa Fenerbahçe ya İrfan Can transferiyle kapat, yani Fenerbahçe 3 transferle Mesut Özil, Osayi Samuel ve Zalai transferleriyle de bu dönemi kapatabilir. 5 transferle de kapatabilir. Ahmet Selim, Ömer Faruk'un menajeri bir yerde paylaşım yapmış galiba, Schalke değil de Stuttgart'la anlaşıldı diye. Geldi mi sana bu bilgi? Yani şöyle söyleyeyim, böyle bir paylaşım yaptıysa hem kendisi futbolcunun başını çok ciddi sıkıntıya sokacaktır. Hem de Fenerbahçe Kulübü çok farklı haklar elde edecektir. Ömer Faruk 18 yaşından küçük, hiçbir şekilde transfer olması mümkün değil. Biz zaten daha öncesinde Fenerbahçe ile hani görüşmelerden önce Ömer Faruk'un belli başlı kulüplerle işte Schalke'yi duymuştuk. Anlaştığını duymuştuk. Menajerinin bu konuda bir anlaşma yaptığını duymuştuk. Fenerbahçe yetkililer bunun mümkün olmayacağını söylemişti ama bu tarz bir açıklama gerçekten yaptıysa bir yerde dediğim gibi bu yasak bir durum. Yani Ömer Faruk 18 yaşından küçük, hiçbir takımla anlaşamaz, hiçbir takıma transfer olamaz. Böyle bir şey olursa Fenerbahçe yöneticileri de farklı bir tavır alacaktır. Ama bizim de dediğim gibi duyduğumuz Ömer Faruk'un Fenerbahçe ile anlaşmamasının sebebi yurt dışından bir takımla anlaşmış olması sevgili Aykut İnce. Peki, çok teşekkürler Ahmet Selim Kul. Menajerinin açıklamaları var. Tabii gelen bilgi bu. Mehmet Eser menajeri Ömer Faruk Beyaz'ın Almanya'da gazete futbola bir demeç vermiş. Stuttgart'la anlaştıklarını söylemiş. Bundesliga Ömer için en iyi adres. Sven
Mislin Tat, yani Stuttgart'ın sportif direktöründen bahsediyor. Onu seçti. Dembele ve Sanko gibi oyuncuları keşfetti. Onları Bundesliga'ya getirdi. Elbette Ömer'in de benzer bir yol izleyeceğini umuyoruz demiş. Sonra da Fenerbahçe'de bir umut görmedik. Ona yeterli dakika verilmedi. Yani hep ondan zaten sıkıntı çıkarıyorlardı. Oyuncu daha çok oynamak istiyor diye. 5 yıllık sözleşme dahil bize sunulan Fenerbahçe projesi inandırıcı görünmüyordu. O yüzden de biz oyuncu Stuttgart'ı seçti diyor. Yani transfer olmuş. Şimdi hareketlilik Başakşehir'de başladı. Şimdi Okan Hoca gitti. Yerine kim gelecek? Tayfun Korkut var, Aykut Kocaman iddiası var, Tamer Tuna var. Liste bu. Belki başka bir isim de ortaya atılabilir ama onlardan biri olur diye düşünüyorum ben. Önce o kaldığımız yerden devam edeyim. Evet. Yani gerçekten yani bir iki maç daha, ben açıkçası iki maç daha opsiyonu olduğunu düşünüyordum. Bir teknik direktör, şampiyon yapan bir teknik direktörün bu kadar kısa sürede vedalaşması bana çok da güzel gelmedi. Yani ülke futbolu adına güzel gelmedi. Herkes bir şeyi karıştırıyor, onu da söyleyeyim. Ertuğrul Sağlam'ın da şampiyonluktan sonraki sezon gittiğini söylüyorlar. Orada bir kafa karışıklığı var, onu söyleyeyim. Ertuğrul Sağlam şampiyon olduktan sonraki sezonunda takımı üçüncü yaptı, Avrupa'ya götürdü. Evet. Sonraki sezonunda gitti. Onun için yani oralarda böyle bir karmaşa var. Böyle yani Bursa Spor'da göndermişti falan gibi. Öyle bir şey söz konusu değil, onu bir kere söyleyelim. Erken bir veda oldu. Belki teklif, hani konuşamadığımız için taraflarla, Okan Buruk'tan da gelmiş olabilir. Şöyle bir yani şöyle düşündüğümüzde şu noktaya da gelelim. Visca'nın oynama durumu çok sıkıntılı. Gitmek yani Trabzonspor devreye giriyor, Fenerbahçe devreye giriyor, Galatasaray. İrfan Can'ın keza kesinlikle kafası karışık. Acaba Okan Buruk da şunu düşünmüş olabilir mi? Yani onu da düşünmemiz lazım. Ya bu kadar karambol içerisinde sakatlıklar, cezalar, işte şeyler, hani artık burada çok fazla bir şeyler yapamayabilirim düşüncesi de hakim olup Okan Buruk'la Göksel Gümüştağ el sıkışmış olabilir mi? Çünkü onların arasında teknik direktör başkan ilişkisinin daha ötesinde bir ilişki de var. Onu da kabullenmemiz lazım. Yani ilişkilerinin aralarındaki bağın çok daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Hani bu konuyu anlaşarak çözmüş olabilirler o noktada. Ha, kim gelir dersen, Aykut Kocaman bu konularda biraz şeydir. Yani tırnak içinde söyleyeyim, inatçıdır. Yani yok, ben bu sezon çalıştırmayacağım diyor. Yalnız şartlar biraz burada farklı. Neden farklı? Şöyle farklı. Aykut Kocaman burada istediği oyunu oynatabilir ve herhangi bir baskı yaşamaz. Fenerbahçe'de yaşadığı en büyük baskı, biliyorsun, İşte çok pas oynuyor, işte öne gitmiyor, işte çok duruyor falan gibi. Şimdi buralarda onları söylemezler. Hatta Abdullah Hoca da benzer bir şekilde çalıştı. Yani ona benzer bir futbol oynatıyordu. Sistem olarak baktığında çok uzak değiller. Mesela Aykut Kocaman tercihi çok doğru bir tercih olabilir Başakşehir için. Öyle söyleyebilirim. Tamer Tuna konusu yani bana çok böyle sıcak gelmiyor ama sonuç itibariyle ülkenin yükselen değerlerinden biri Tamer Tuna'da, yani teknik adam olarak. Tayfun Korkut konusu da yani Yalçın Ayan söyledi. O da mutlaka bir yerlerden belki bir şeyler duyarak söylemiştir. Ama netice itibariyle bana sorarsan ben imkan varsa Aykut Kocaman'la başlarım bu ikinci yarıya. Aykut Kocaman'la ben bir görüşme yapmıştım. Pandemi döneminde, pandemi bitmeden takım çalıştırmayacağım demişti. Belli olmaz tabii Başakşehir olduğu için. Ona İstanbul uygun bir takım, olduğu için Zeki, bir olabilir. Hem sistem hem olabilir. İstanbul. Yani. Belki futbolu da özlemiş olabilir, o heyecanı özlemiş olabilir ama orada da taraftarın olmayışı, medyanın olmayışı Aykut Kocaman için bilemiyorum ama Tamer Tuna ismi ön plana çıkıyor. Tayfun Korkut gelir mi onu bilmiyorum yani. Çünkü Başakşehir tamam, borcu yok, her türlü imkanı var. Talep edilen parayı, imkanları Tayfun Hoca'ya sunar ama işte dediğimiz gibi hani sonuçta bir ilçe takımısın, seyircin yok, medyan yok. Evet, bir baskı yok tabii ki, çok rahat çalışırsın. Ama bugün Okan Hoca'yı gönderiyorlarsa yarın da hocalarını açıklarlar. Ya, muhtemelen Göksel'e geçelim. Göksel Gümüştağ onu muhtemelen halletmiştir diye düşünüyorum. Ben ufak tefek pürüzler kalmıştır. Ama tabii bizim için de bir dezavantaj var. Maalesef onu söyleyeyim. Bu tür durumlarda transfer piyasasında ismi geçen kişinin telefonu kapanıyor hemen anında. Hani kimi arasak ulaşamıyoruz. Yani dolayısıyla da sağlıklı bir bilgi verme
ihtimalimiz olmuyor. O nedenle beklemek durumundayız. Gelelim şimdi Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de de iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Marega, İrfan Can ama şu anda Fenerbahçe'nin teklifi Başakşehirli yöneticilerin başkanın önünde. Bugün ya da yarın neticelenince. Olumlu ya da olumsuz. Bir bilgi elde edebildiniz mi abi bu diplomasiden? Ya bu diplomaside elde ettiğimiz bilgi şu. Fenerbahçe'de geleceği kurgulamak adına İrfan Can'ı istiyor. Yani sırf rakibim almasın düşüncesinde değil, kendi açısından da planlama yapıyor. Şimdi nasıl planlama yapıyor diyeceksin. Sosa sezon sonunda devam eder mi? Mesela Zeki